Armando abla, ben çok korkuyorum. Saçmalama, neden korkuyorsun? Her şey yolunda. Çok mu acele ediyoruz acaba? Ne bileyim, kafam çok karışık. Necla, hadi geç kaldık kızım. Bana bak, topla kendini. Kafanda karıştırma. Cem çok iyi bir çocuk. Hem de Oğuz'dan daha zengin. Düşünsene, istediğin her şeye sahip olacaksın. Leyla'nın eskileriyle dolaşmayacaksın. Onunkinden daha güzel kürklerin, arabaların olacak. Akıllı ol kızım, aşk biter bir gün. Leyla, geliyorum bak yanına. Tamam anne, iniyoruz. Hadi. Çok güzelsin. Leyla'dan daha güzelsin. Aman Ferhunde abla. Doğruyu söylüyorum. Ben bir taksi çevireyim de vakit kaybetmeyelim. Hadi siz de oyalanmayın. Tabii kızın inebilirse. Hadi bakayım gel. Nerede kaldın be kızım? Babanın huyunu bilmiyor musun? Tam saatinde orada olmak ister adam. Anne geldim. Çok fıstık olmuşsun. Teşekkür ederim. Dolapta yemek var. Kurun sofranızı, oturun yiyin. Bizim ne zaman geleceğimiz belli olmaz. Tamam anneciğim, bizi merak etme sen. Başımızın çaresine bakarız. Şimdi ben ona ne sofralar hazırlarım. 40 yılın başı yalnız kalacağız kocamla. Değil mi canım? Hadi hadi, taksi geldi. Hadi geliyoruz. Hadi Necla yürü. Hadi Allah'a emanet olun. Tanımadığınıza kapıyı açmayın çocuğum. Güle güle. Hadi. Oh. Ha, dur bakayım. Ay, yeter anne ağa. Ay tamam, sus. Aksilik yapma ablan gibi. Yürü yavrum hadi. Hadi. Daireye geç kaldık ya. Geldik hayatım. Meraklı. Ne oluyor? Yok bir şey. Bırak artık kızım, gürültü yapma. Bırakın çocuğu oynasın canım. Sessiz oyna o zaman. Rahat mısınız öyle? Bir yastık vereyim mi arkanıza? İyi böyle. Çok teşekkür ederim. Şunların güzelliğine bak Kemal. Mis gibi de kokuyor. Çok teşekkür ederiz. İnşallah güllerimiz açar da bir dahaki sefere kendi bahçemizden getiririz. Çok güzel açarlar. Aa, isterim valla. Eviniz çok güzelmiş maşallah. Güle güle oturun. Eşyalar filan antika, çok güzel. Teşekkürler. Suzan'ım zevklidir. Arar bulur, taşır getirir koyar. Kemal de sağ olsun, fark etmez bile. Benim için hepsi maşrapa ibrik azizim. Antika mantika anlamıyorum. Sen nasılsın güzel kızım? Teşekkür ederim, iyiyim. Okul iyi gidiyormuş ha? Evet. Cem çalıştırıyor vallahi, Allah razı olsun. Okul bir an önce bitsin. Bizimki aslında kendine yatırım yapıyor. Hayırlısı efendim. Şevketler niye gelmedi? Onları da bekliyorduk. Cümbür cemaat gelmek istemedik. Malum bizim nüfus kalabalık. Aa. Aa, aşk olsun. Üzüldüm bak şimdi. Latife ediyor. Onlar bu akşam bir yere davetler, sizden özür dilediler. Fikret Cem'in de biraz kırıklığı var. Geçmiş olsun. Nasıl olsa nişanda hep birlikte olacağız. Hı hı. Yavrularımızın mutluluğuna. Mutluluklarına. Afiyet olsun. Nişan için beklemeye gerek yok değil mi? Bir an önce yaparız. Tabii tabii, biz de öyle düşünüyoruz. Yalnız Selin'le de bir konuşalım Kemal'ciğim. Abisinin nişanında bulunmak ister.
Kızımız İsviçre'de okuyor biliyorsunuz. Ha deyince okuldan izin alıp gelemiyor. Tabii tabii. Ona da uyan bir tarih belirleriz. Hafta sonu yaparız. Selin cuma akşamından gelir, pazar döner. Hallederiz. Yeter ki sınavı falan olmasın. Önümüzdeki hafta finalleri bitiyor. Mesele yok o zaman. Senin sesin çıkmıyor yavrum. Yok, dinliyorum. Büyükler konuşuyor. Ne olur mu, sizin nişanınız. Siz de söyleyin fikrinizi. Benim için fark etmez. Nasıl uygun olursa. Anlaştık. Nişanı bizim şirketin tesislerinde yapabiliriz. Hava güzel olursa havuz kenarına da çıkabiliriz. Güzel olur, ne dersiniz? Bilmem ki. Törene gerek yok aslında. Kendi aramızda bir yüzük takarız. O da olur tabii. Kusura bakmayın ama bizim ilk mürüvvetimiz. Aman baba. Annen heves ediyor oğlum. Sizin için de bir sakıncası yoksa güzel bir nişan yapalım. Efendim. Biz de törenlere çok önem veririz. Böyle günler mutlulukları pekiştirmek içindir. Nişanlar, düğünler. Yalnız en başından bazı şeyler açık açık konuşmak gerekiyor. Ben 40 yılını devlet hizmetinde geçirmiş emekli bir memurum. Evlatlarım için en iyisini yapmaya tabii ben de istiyorum ama imkanlar dahilinde. Ben de onun için bizim tesislerde yapalım dedim. Size külfet olmasın. Artık aileyiz, siz biz yok. Yok, beni yanlış anladınız Kemal Bey. Nişan töreni kız tarafına aittir. Üstümüze düşeni yapacağız. Ama kimseyi de aksine inandıracak halimiz yok. İmkanlarımız belli. Ali Rıza Bey. Bir saniye lütfen. Eğer siz de uygun görürseniz nişanı sizin tesisler yerine bizim bahçede yapalım. Kendi imkanlarımızla. Evet. Hem biz ezilmeyelim hem de size külfet olmayalım. Estağfurullah. Lütfen. Böyle olması için ısrar ediyorum. Peki. Hayırlısı olsun o zaman.